Manisa TV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan piyade uzman çavuş Samet Şeker, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakınları tapuda sarılarak gözyaşı döktü. Bir şehit haberi de Çanakkale'den geldi. Polis memuru Cihan Türkmenoğlu görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit düştü. Piyade uzman çavuş Samet Şeker, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda el yapımı patlayıcıya basarak yaralandı. Şeker, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade uzman çavuş Samet Şeker için Samsun'un Bafra ilçesinde Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Münevver Şeker, baba Nurettin Şeker, nişanlısı Eda Nur Dursun ve kardeşi gözyaşı dökerek şehidi ebediyete uğurladı. Şehidin annesinin feryatlarıysa yürekleri dağladı. Ağlamadı, yadılamadı, dayanamadı. Nişanlı olan şehit uzman çavuş evlilik hazırlığı yapıyordu. Kılınan cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş Samet Şeker, Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi. Şehidin cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkanla şehidin yakınları katıldı. Aleyküm ve rahmetullah. Bir şehit haberi de Çanakkale'den geldi. Polis memuru Cihan Türkmenoğlu, sivil polis aracıyla ters yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu şehit oldu. Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine uğurlandı. Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tu Amiral Mehmet Cem Okyay, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, polis, asker, siyasi parti temsilcileri ve sevenlerinin yanı sıra Türkmenoğlu'nun eşi İlkay, kızı Rüya ve oğlu Hüseyin Ümit Türkmenoğlu katıldı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz değerli izleyiciler. Öte yandan terörle mücadelede tüm hızıyla devam ediyor. Taciz ateşi açan ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, dördü de Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Şırnak, Besta ve Cudi bölgesinde 29 Nisan'da başlatılan Eren 13 Cudi Bestar operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinden terörden arındırılmış bölgelerde teröristlerin tacizlerine anında karşılık veriliyor. Bölgede sağlanan huzur ve güvenliği bozmak isteyen teröristlerin girişimleri bir kez daha önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan iki terörist, Barış Pınarı bölgesinde ise yine taciz atışında bulunan 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Şırnak, Besta ve Cudi bölgesinde 29 Nisan'da başlatılan Eren 13 Cudi Besta operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Cudi Dağı kırsalını kapsayan Eren 13 Cudi Besta operasyonuna jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik kurucu timlerinden oluşan 2280 personel görev aldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakır Söğüt Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı'na bağlı komando timlerince yapılan operasyonda teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı komando timlerince operasyon devam ederken arama ve tarama faaliyetleri de sürüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyeleri belli oldu değerli izleyiciler. İlk genel kurul toplantısında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de FETÖ'yle mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyeleri belli oldu. HSK'nın 1. Daire Başkanı Halil Koç seçilirken, 1. Daire'nin üyeleri de Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç oldu. 2. Daire Başkanı da Mehmet Akif Ekinci seçilirken, dairenin üyeleri de Sinan Esen, Ergül Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel oldu. Bakan Gül ve kurul üyeleri öncelikle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından ilk genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gül, seçilen yeni üyelerin terör örgütü FETÖ'yle mücadelesini önceki üyeler gibi aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancın tam olduğunu belirtti. HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de aynı sorumluluk bilinciyle terör örgütü FETÖ'yle mücadelesini aynı kararlılıkla hukuk çerçevesinde büyük titizlikle sürdüreceğine inancımız tamdır. Yine yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakimlik teminatını en güçlü şekilde koruyacaklarına, yükselteceklerine olan inancım da tamdır. Sayın seyirciler, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi özel oturumunda soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de Sakarya gaz sahasının güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açabileceklerini bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi özel oturumunda moderatörlerin sorularını yanıtladı. Fatih, sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna 1 kuyusunda geçen yılki 405 milyar metreküp gaz keşfinin ardından üretim ve mühendislik çalışmaları için veri toplamak amacıyla Türkali 1 ve Türkali 2 kuyularını açtığını anımsatan Dönmez, bu kuyulardan gelen sonuçların Tuna 1'deki verileri teyit ettiğini aktardı. Dönmez ayrıca bölgede 10 bin metrekarelik alanda sismik çalışmaların da yapıldığına işaret ederek Sakarya gaz sahasının kuzeydoğusunda bulunan Amasra 1 kuyusunda yaklaşık 2 ay önce sondaja başlandığını ve Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfinin yapıldığını söyledi. Türkiye'nin Karadeniz'de bir yıl içinde 3 önemli keşif gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, böylece keşfedilen toplam rezervin 540 milyar metreküp'e ulaştığını kaydetti. Biz şu anda Sakarya gaz sahasının kuzeydoğusunda çalışıyor arkadaşlar. Amasra bir kuyusunda çalışlar, daha doğrusu keşif açıklandı. Belki bu yıl içerisinde o sahanın güney ve batısındaki bir sahada daha bir keşif amaçlı sondaj kuyusu daha açabiliriz. Planladığımız takvime uygun olarak bir ilerleme söz konusu. Yani çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah biz 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız. Sayın seyirciler, kademeli normalleşme adımları kapsamında ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitime başlandı. Koronavirüs tedbirlerine uyarak ders başı yapan öğrenciler de okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından ortaokul ve lise öğrencileri de okullarının yolunu tuttu. Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak İstiklal Marşı'nı söyledi, yüz yüze eğitime başladı. Çok heyecanlıyım ama bir sorunumuz var. Maske taktığım için çok daralıyorum. Güzel bir şey.
Can dersen hiçbir şey anlayamıyorum. Hocanın interneti sıkıntı oluyor. Ama bence okul böyle daha iyi, açsınlar diyorum. Aylarca bekledik, uğraştık. Ders gördük her haliyle. Artık da çok şükür açıldı yani. Rahat rahat ders göreceğiz. Bu yaz online eğitimden sonra yüz yüze eğitim çok iyi geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızla buluştuk. Heyecanlıyım da. Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Yüksek öğrenim öğrencilerine Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 6 Haziran itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim öğrencilerine Haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada 6 Haziran itibariyle kurs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu 6-10 Haziran tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6 Haziran, 2 olanlar 7 Haziran, 4 olanlar 8 Haziran, 6 olanlar 9 Haziran, 8 olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek. Teknolojik gelişmeler, yaşam standartlarının yükselmesi, yaşlı nüfusuyla iş ve trafik kazalarının artmasıyla eklem kireçlenmeleri de daha sık görülür oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Mehmet Bulut, diz ve kalçanın kireçlenmenin en sık görüldüğü iki eklem olduğunu belirtti. Bulut, hastalığın ilerlemeden tedavi edilmesinin önemine de vurgu yaptı. Günümüzde yaşam standartlarının yükselmesi hayatımızdaki bazı durumları olumsuz etkiliyor. Bu durumlardan biri olan eklem kireçlenmeleri eski yıllara oranla daha da yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Mehmet Bulut, kireçlenmeye sebebiyet veren etkenler ve uygulanan yöntemler hakkında bilgi verdi. Bir yandan teknolojik gelişmeler nedeniyle araç, gereç ve makinelerin artmasına bağlı olarak trafik ve iş kazalarının daha sık görülmesi, diğer yandan toplumda beklenen yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşlı popülasyonun artması nedeniyle günümüzde eklem kireçlenmeleri oldukça sık görülmektedir. Eklem kireçlenmesinde eklemi oluşturan en önemli yapılardan biri olan kıkırdakta aşınma ve harabiyet meydana gelmektedir. Diz ve kalça kireçlenmenin en sık görüldüğü iki eklemdir diyen Bulut açıklamasını şu sözlerle sürdürdü. Diz ve kalça en sık görülen, kireçlenmenin en sık görüldüğü iki eklemdir. Kireçlenmenin erken aşamasında kıkırdaklarda düzensizlik, saçaklanma ve çatlaklar meydana gelmektedir. Bu erken ve orta aşama kireçlenmelerde tedavi olarak hastaların kilo vermesi, egzersiz, fizik tedavi ve ilaç kullanımı tedavide yer almaktadır. Yine bu aşamada uyguladığımız diğer bir tedavi yöntemi de eklem koruyucu cerrahidir. Eklem koruyucu cerrahide kemik ve eklemlerdeki eğrilikler düzeltilmekte, böylece ekleme binen yükler daha geniş bir alana dağıtılmakta ve eklem kıkırdağında birim alana düşen basınç miktarı azaltılmaktadır. Doçent Doktor Bulut, ileri aşamalı eklem kireçlenmelerinin ciddi sorunlara neden olduğunu da vurguladı. İleri aşama kıkırdak harabiyetlerinde ise, eklem kireçlenmelerinde ise kıkırdak tamamen yok olmakta ve kemik birbirine sürtünmektedir. Bu durum kendini hastalarda şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu olarak göstermektedir. Bu durumda uyguladığımız tedavi ise protez cerrahisidir. Protez ameliyatlarında eklemin bozulan yüzünü çıkarıyoruz. Bu kısımlara protez koyarak yeniden düzgün, pürüzsüz bir eklem yüzeyi oluşturmaktayız. Sayın seyirciler, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'i makamında ağırladı. Çerçi, Yunus Emre Belediyesi'nin projeleri hakkında Bilen'e bilgi verdi.
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Bilen'e AK Partili Başkanı Salih Hızlı, Yunus Emre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş, AK Parti Yunus Emre İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, belediye başkan yardımcıları ve partililer eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi, Yunus Emre Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle yapımı devam eden projeler hakkında AK Partili Bilen'e bilgi verdi. Belediye Başkanı Çerçi'nin başarılı projelere imza attığını belirten AK Parti Manisa Milletvekili Bilen, çalışmalarından dolayı Çerçi'yi kutladı. Manisa'nın Kula ilçesinde doğalgaz ön abone kayıtları başladı. Değerli izleyiciler, ilk abonelik kaydını Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un yaptığı ön abonelik işlemleri Kula Belediyesi'nde oluşturulan kayıt bürosunda sürüyor. Kula Belediyesi Hizmet Binası'nda oluşturulan abone kayıt bürosunda ilk doğalgaz abone kayıtları yapılmaya başlandı. Size sayaç vereceğiz. Tesisatçı firmanız bağlayacak. Başvurulara Kulalılar yoğun ilgi gösterdi. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabayık, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nazım Baytok, Belediye Meclis Üyeleri, Doğalgaz Şirketi'nin Kula Sorumlusu Zeki Sezgin, Büyükşehir Koordinatörü Faik Şentürk ve vatandaşların pandemi kurallarına uygun şekilde katılımıyla gerçekleşen ön abonelik programında ilk başvuruyu Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun yaptı. Doğalgaz ön abone kayıtlarının ilk gününde Kula Belediyesi'ne gelen vatandaşlar, temiz enerji doğalgazının Kula'ya gelmesinden dolayı Başkan Hüseyin Tosun'a teşekkür etti. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başvuru sırasında konuşan Başkan Tosun, 15 kilometrelik doğalgaz hattının döşenmesinin tamamlandığını duyurdu. 28 Eylül 2018 tarihinde Divriç Caddesi'nden başlamışız doğalgazı ilk kazmasını vurmaya. Tabii ki araya giren çeşitli sıkıntılar, pandemi dönemi, istediğimiz gibi çok ilerleme sağlayamadık belki ama inşallah bugün itibariyle de abonelik işlemleri başlamış olacak. Bugüne kadar da yaklaşık bir 15 kilometrenin üzerinde şebeke hattı oluşturuldu. Toplamda şebeke hattımızda 240 kilometre civarında olması lazım. Başkan Tosun vatandaşların doğalgaz başvurusunu nasıl yapacakları hakkında bilgi verdi. Kula'daki yaşayan vatandaşlarımız bir an önce abone olmaları adına nüfus cüzdanı, efendim, tapu, adres bilgileri normalde yeterli geliyor. İlk etapta kayıtlarını yapıyorlar. Sonra burada bulunan Manisa Aksa Doğalgaz'a tekrar müracaat ediyorlar. İşlemleri bittikten sonra da tahmin ediyorum ki birkaç gün içerisinde doğalgazları bağlanmış olacak. Yunus Emre Belediyesi, doğal sporlarına gönül veren sporcuları buluşturacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yunt Dağı'nda bisiklet, su, motor ve otomobil sporlarının yapılabileceği merkez için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, projenin yapılacağı alanda bu sporlara gönül veren sporcuları gezdirdi, projeyi tanıttı. Emre Belediyesi Yunt Dağı'nda doğa severleri ve doğa sporları sporcuları için proje hayata geçirmeye hazırlanıyor. Osmancalı Mahallesi yakınlarında 360 bin metrekare alan üzerine kurulacak merkezde su, bisiklet, motor ve otomobil sporlarının yapılabileceği alanlar, mesir ve kamp alanı, basketbol ve voleybol sahası yer alıyor. Projenin yapılacağı alanı, doğa sporlarına gönül veren, ilgili federasyon ve dernek temsilcilerine gösteren Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi proje hakkında bilgi verdi. Buraya inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde tamamlarsak, Allah nasip ederse, hem bir göleti yapıp göletin içerisinde su sporlarını burada faaliyete geçirmek istiyoruz. Uluslararası bir su sporları merkezi ve gençlerimizi de kazanacak şekilde sporlarını yapabileceği bir motor sporları merkezi. Yanı sıra yine otomobil sporları ile ilgili cross'tu, rally'di vesaire bunları yapabilecekleri
Keza yine bisiklet sporlarıyla ilgili bir projemiz var. Uzun süredir üzerinde çalışıyoruz. Alanı gezen Manisa Bisiklet Spor Kulübü eski başkanı Yüksel Gemici de projenin önemine atıfta bulunarak şunları söyledi. Manisa'da iki kere bisiklet yarışı, MTB bisiklet yarışı organize ettik. Bu alanda da Yunus Emre Belediye'mizin çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Güzel bir alan. Tabii bu sadece belediyelerin olur ile olmuyor. Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının da birikimlerini katmasıyla güzel bir sportif tesis. Aynı zamanda insanların da gelebileceği piknik alanı olacağına inanıyorum. İncelemeye katılan Ege Offroad Grubu Başkanı Rüstem Önel de Ege bölgesinde böyle bir projenin bulunmadığını ifade etti. Bölgemizde böyle bir parkur şu anda yok. Yapılırsa ilk olacak Manisa'da. İnşallah başkanımla ve diğer grup arkadaşlarımızla birlikte güzel bir proje yaparız burada. Dağcılık Federasyonu Manisa temsilcisi Fuat Kuloğlu ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti. Pandemi zamanında doğaya olan ilgi daha da arttı. Zaten geçmişte de artmıştı. Şu anda sadece Manisa içerisinde bir binli rakamlarda doğaya çıkan insan sayısı var. Bizim de bunun gibi özellikle Yunus Emre Doğa Sporları Merkezi gibi açık alanlara, kamp alanlarına ihtiyacımız var. Manisa'nın Soma ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi hayatını kaybetti. Otomobille motosiklet çarpıştı. Karı koca hayatını kaybetti. Kaza Soma Savaştepe yolu Dualar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki motosiklet MS yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mehmet K. ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Arife K. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü MS ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın altına alıp biçtiği otomobil hurdaya döndü. Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Manisa'da tır otomobili biçti, birisi ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Kaza Turgutlu ilçesi Yeni Garaj Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat D yönetimindeki tır iddiaya göre kırmızı ışıktan geçerken kavşaktan karşı yola geçmekte olan Hasan C yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışma sonrası otomobil tırın altında sıkıştı ve sürüklendi. Kazada Hasan C hafif yaralanırken otomobilde bulunan Bekir S araç içerisinde sıkıştı. Abi aramadık. Olay yerine gelen AKS ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Bekir S ile Hasan C, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralılardan Bekir S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Değerli izleyiciler, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir lokantanın bacasında yangın çıktı. Korkuya neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Bir restoranın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hizmet veren bir restoranın bacasında meydana geldi. Lokantaların ızgara bölümünde pişirme işlemi yapıldığı sırada baca birden tutuşmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da Spildağ Milli Park eteklerinde orman yangını çıktı değerli izleyiciler. Yangın Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Spildağ'ında çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Yangın Spildağ Milli Parkı eteklerindeki Kaynak Mahallesi mevkiinde çıktı. Otluk alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi. Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Manisa'nın Salih Ovası'ndaki kayısıyı bu yıl don vurdu. Kayısı bahçelerini gezen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bu yıl sofralarımızda yiyecek kayısımız yok," dedi. Manisa'nın kayısı diyarı sofralık kayısı üretiminin en fazla yapıldığı Salihli'nin Adala, Taytan, Akören ve Donbaylı mahallelerinde üreticiler bu yıl ürün şoku yaşadı. Üreticiler, Mart ve Nisan aylarında yaşanan don olaylarının ardından bu yıl kayısı bahçelerine hasat edecek ürün bulamadı. Kayısı bahçelerini gezen Salihli Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda kayısı üreticisi Cem Yalvaç, "Bahçelerimizi gezdik, bu yıl sofralarımızda yiyecek kayısımız yok," dedi. Kayısıyı bu yıl don vurduğunu anlatan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, çiftçinin zor günler yaşadığını söyledi. Maalesef 199, 100 yakın bir zararımız var. O yüzden bu sene üreticimiz cebine 1 lira para girmeden, hiçbir ürün alamadan zor günler yaşıyor. 2015, 16, 17, 18, 2020 yılına kadar ağaç başına 40-50 kilo rahat rahat ürün aldığımız yerler bunlar. 4000 liraya yakın yerde bu ürün yetişiyor. Maalesef soframıza yiyecek kadar kayısımız kalmadı. Donbaylı mahallesinde 30-35 yıllık kayısı üreticisi olduğunu anlatan Özay Aydoğan, "Çocuğumuza yedirecek bir tek kayısımız yok," dedi. İlk defa hayatımda 35 senedir böyle bir yıl yaşadık. Biz kayısılarımızda, kimi ağaçlarımızdan 40-50 kilo, Iğdır cinsi, prim acısı kayısılarımızda 150-200 kilo ürün almaktaydık. Bu sene çoluğumuza çocuğumuza neredeyse manavdan kayısı almaya başladık. Çünkü çoluğumuza çocuğumuza yedirecek bile kayısı yok. Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den alıcılar geliyordu. Bu sene o alıcı da yok tabii doğal olarak. Bu alıcının olmaması onların getirdiği buradaki işçileri de, buradaki esnafı da, herkesi de mahvetti. Şu anda... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan İbrahim Çelebi Camii'nin müezzin kayyumu olan Mehmet Turhan'ın çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve cami sevgisi kazanmaları amacıyla düzenlediği etkinlikler büyük ilgi görüyor. Camide cemaatle birlikte namaz kılan çocuklar daha sonra başta atasporu güreş olmak üzere çeşitli etkinliklerle birlikte dini bilgiler öğreniyor. Şehzadeler ilçesine bağlı İbrahim Çelebi Mahallesi'ndeki İbrahim Çelebi Camii müezzin kayyımı olan Mehmet Turhan, çocuklara cami sevgisini aşılamak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla cami içerisinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Başta atasporu güreş olmak üzere farklı etkinlikler düzenleyen Turhan'ın bu projesi, mahallede yaşayan çocukların camiye koşarak gelmelerini sağladı. Yaklaşık 30 yıllık görev hayatının 20 yılının İbrahim Çelebi Camii'nde geçtiğini söyleyen müezzin kayyımı Turhan, mahallenin çocuklarıyla çok iyi anlaştıklarını, onlara her fırsatta cami sevgisini aşılamaya çalıştığını vurguladı. Dünyayı etkileyen pandemi ülkemizi de etkiledi. Özellikle eğitimi bayağı bir etkiledi. Okullarına gidemediler,
özlediler okullarına, evlerinde sıkıldılar çocuklar. Biz bu arayı böyle değerlendiriyoruz. Yani böyle namazdan sonraları bir 5 dakika bir güreş sporu, spor olarak güreş yapıyoruz. Akabinde duaları okuyoruz ve en nihayetinde de bir 10-15 dakikalık bir faaliyetimiz bu. Çiğ köfte ikram ediyoruz çocuklarımıza. Etkinlik ve faaliyetlere cami dışında da devam ettiklerini ifade eden Turhan, halı saha maçlarını pandemi dolayısıyla yapamadıklarını, hayatın normalleşmesiyle birlikte yeniden maçları düzenleyeceklerini belirtti. Halı saha maçları düzenleyeceğiz inşallah. Bu pandemiden dolayı bunları yapamadık, gerçekleştiremedik şu ana kadar. Hayat normale dönmesiyle birlikte biz de halı saha maçlarımızı düzenleyeceğiz inşallah. Bunun haricinde de ormanda yürüyüş etkinliğimiz olacak. Cami cemaati de faaliyetleri destekleyerek uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Şimdi bu yapılan etkinlik çok güzel. Çocuklar için, yeni yetişen nesil için çok güzel bir şey. Bunun devamını böyle bu çocuklarını camiye alıştırmamıza çok iyi. Mehmet Hoca buna vesile oluyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Güreşiyorlar, oynuyorlar, etkinlik yapıyorlar. Burada iyi oldu. Çocuk sesi duymuş olduk camide. Sayın seyirciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Buhru'ya sıkışan yavru kedinin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Turgutlu Merkez İtfaiye ekipleri yetişti. Borudan çıkarılan yavru kedi annesinin yanına koştu. Yaramaz yavru kediyi sıkıştığı borudan itfaiye ekipleri kurtardı. Manisa'nın Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Çözüm Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki boruya giren yavru kedi girdiği borudan çıkamadı. Tamam. Gelen sesler üzerine vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Turgutlu Merkez İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler demir boruyu keserek yavru kedinin sıkışıp kaldığı yere ulaştı. El yordamıyla sıkıştığı borudan çıkarılan yavru kedi önce annesine ardından da barındıkları alana koşarak gitti. Yoğurt getirdiler ya. Manisa Büyükşehir Belediyesi spor bünyesine bir yeni branşı daha ekledi değerli izleyiciler. Bugüne kadar 13 branşta faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyesi spor yeni oluşturulan eskrim branşı ile birlikte artık 14 branşta mücadele edecek. Sporun tabana yayılması amacıyla 13 branşta faaliyet gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, eskrim branşını bünyesine ekleyerek faaliyet gösterdiği branş sayısını 14'e yükseltti. Antrenör İpek İrem Ülkü ve 20 sporcu, eskrim branşında Büyükşehir Belediyesi Spor ve Manisa adına müsabakalara katılacak. Sporun tabana yayılması noktasında bir branşın daha Büyükşehir Belediyesi Spor bünyesine eklendiğini belirten yönetim kurulu üyesi Orhan Haşim Elmalı, bu takım belediye spor ve Manisa adına yarışmalara katılacağı için mutluyuz dedi. Şehrimizde bir süredir eskrim faaliyetleri gayet güzel ve sağlıklı şekilde giderken, belediye spor kulübü bünyesinde yer almalarını istediğimizde hocalarımız ve sporcularımız bunu kabul etti. Biz de sevindik. Böylelikle belediyenin içindeki değişik branşlar içine eskrim branşını da eklemiş olduk. Eskrim branşına girer girmez hocamızın daha önceki çalışmalarıyla birlikte şekillenen bir takım vardı. Bu takım bizim adımıza yarışmalarına hem şehir adına hem belediye spor adına hem Manisa Belediye Spor Kulübü adına yarışmaya katılacağı için mutluyuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgül'ü, yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten antrenör İpek İrem Ülkü ise 11 sporcuyla Türkiye Şampiyonası'na katılacaklarını belirtti. 20 sporcumuzla beraber Büyükşehir Belediyesi adına yarışmalarımıza katılacağız. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Sakarya'da Türkiye Şampiyonamız var. Buraya 11 sporcumuzla katılacağız. Tabii ki madalyayı oynayan sporcularımız var. İlk turnuvamız ve ilk kulübümüzü temsilen katıldığımız bir turnuva. Bu turnuvada da inşallah yine madalyalarla şehrimize dönerek şehrimizi en iyi platformlarda temsil etmeye de devam etmeyi istiyoruz.
Yunus Emre Belediyesi Spor Futbol'da geleceğin yıldızlarını belirlemek amacıyla 2012-2015 doğumlu sporcular arasında altyapı festivali yapacak. Spor Toto bölgesel amatör ligde mücadele eden Yunus Emre Belediyespor, geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek, altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Kulüp 2012, 2013, 2014 ve 2015 doğumlu sporcular arasında futbol festivali düzenleyecek. Festivale sporcuları davet eden Yunus Emre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, altyapı gruplarında başarılı sporcular yetiştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Alkan, altyapıyı önemsiyoruz. Burada geleceğin sporcularını yetiştirmek istiyoruz. Kulübümüzün yapacağı altyapı festivaline futbola gönül veren gençlerimizi bekliyoruz diye konuştu. Yunus Emre Belediyespor Altyapı Koordinatörü Ethem Salih Aytaş ise futbol festivaline ilişkin şunları söyledi. Altyapımızda yetiştireceğimiz 2012-2015 doğumlu sporcularımıza yönelik bir takvim belirledik. Etkinliği Evronos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde sabah saat 10-11 arasında 2014-2015 doğumlular, 11-12 arasında da 2012-2013 doğumlular için yapacağız. Festivalde seçilen sporcular kulübümüzün altyapı takımlarına dahil edilecek. Festivale tüm sporcularımızı bekliyoruz dedi. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyiciler. Yayınımız dünya turuyla devam edecek. Mutlu akşamlar.